Herkese selamlar. Bu videomuzda birkaç günlük maceralarımızdan sizlere kesitler sunacağım. Hepinize iyi seyirler. Pazardan iki tane antika yeşim çektim. Buradaki simyacı genelde çok yakabiliyor. Pazardaki simyacıyı kimse sevmiyor C1'deki. Totemlerimizi yapıyoruz direkt. Hiç tık 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 geçti. Tarafımıza hayırlı olsun. Kolay para. Piyasada efsanevi Onyx çok az kalmış. Bu sebepten iki tane antika alıp deneyeceğim. Hatta üç tane de bir tane bile geçerse 30-40 hem karımız oluyor. Gidip bir deneyelim bakalım. Artık biz de biraz video atıyoruz diye simya denemek artık bir hobi haline geldi yani. Simya denemeyen videocu var mıdır? Yani yoktur herhalde. Biz de deneyelim hadi, sırf siz sevgili değerli izleyicilerim için, yoksa hiç sevmem. Ama geçti. Ulan şöyle bir efsunu kusursuz da yakalamak nasip olur inşallah. Ninja'mızı evlendireceğiz inşallah diğer şamanımla. Bunun için söz yüzüğüne ihtiyacımız var. Ben önceden yapmıştım, düşük level ETB çarlarını, jini kesiyordum. Şu an 50 emi geçmiş tanesi. Ki ben bunu da bir ara yapmışım, 16 tanesi kalmış sadece. Oyunda zaten 9 CH olduğu için rahat bir şekilde yapacağız. CH8'dekini de buldum. Büyük ihtimal zaten birisi kestim seriden kesiliyor. Biraz da ninja'mıza geçelim. Şimdi ninja'mıza da biraz erken saatlerde Metin Farm yapmak istedim. Metin 2'de zaten oyunun adı üstünde Metin 2. Yaparken keyif aldığım, en fazla keyif aldığım şeylerden biri Metin kırmak. Böyle seriden Metinleri kırıp farmlamak. Ki bu bahaneyle petimizi de kasarız. Halbuki zaten ben çok fazla Metin kırarak bu Nesne XP'sini doldurdum. Bu iki kırmızı topancı dolmuştu. Bunun sebebi de XP bonusu çok yoktu. Zaten çok fazla XP gelmiyor büyülü ormanda 120 level olduğum için. Ama bu silah fişlerinden %75 XP bonus alıyorum. Hatta silah fişi bulursam kostümlere ek %150'ye ulaşacağım. Çok daha hızlı bir şekilde belki 100 level, 105 level petimi kasarım. Sizlere hazır dalmışken Metin hasarımı da göstereyim. Şimdi vuralım. Bir tane yeşil pot basalım. Şu an işte 32-33 kavruyorum. Belki element koruma taşını taktım, birazcık hasarım artar ama. Rüzgarım çok az. Zaten ayık göbeği kolyeden de feragat ettik. Kostümümün birinde rüzgar yok. O sebeple biraz gördüğünüz gibi simya açık olmasına rağmen bir kabile vurdukları oluyor arada. Hani şu kolyeye geçersen belki bir tık daha rahat ederim. 10 rüzgar alırım. Kolay yani, ben burada kırdım zaten, seriden metinleri kırıyorum. Kafamda rahat ediyor. Gördüğünüz gibi bakın bir kutsama daha çekeceğim. Böyle cesaret pelerini 3 tane kırdım. 3 tane pelerini aldım. Mor potum yokmuş. Mor potum olsa daha hızlı hareket ederim. Ki size de öneririm, eğer metin kırıyorsanız şu havuz kısmı ve şuraya kadar gidin. Şuradaki metini ve şuraya hiç gitmeyin. Şurayı hızlıdan seriden dönebilirsiniz. Şurada 2 tane oluyor. Şu yolda 2 ya da 3 tane oluyor. Şurada da 2 tane oluyor. 6-7 metin bulma imkanınız oluyor yani. Zaten mor potumuz olmadığı için çarımız kanı gibiydi. Biz de gidip bir asır bu saatte büyük ihtimalle bir tane hükümdar vardır. Onu keselim. Şu yoldayken geçerken eğer hükümdar falan çekiyorsanız yere bakmayı asla esirgemeyin. Çünkü otomatik atakta olan birçok insan düşenleri toplayamıyor zaten, Vayne'leri yoksa. Ben böyle 4 ya da 5 tane Titan Dioxit bulmuşluğum oldu. Ben bir CH atayım. Şansımıza, videoda olduğumuz için hükümdar olmamış burada. Bütün CH'ler oldukça doluymuş. Şansımıza bir tane bulduk. Biz de şuna vuralım. Kendisi bize sağlam vurdu. Biz de 60K kadar vuruyoruz kendisine. Kafalıkla silah fişinde 20 şeytan olsa güzel bir hasar çıkartabiliriz ama bu da işimizi görüyor. 10 tane yeşil ve mor potumuzu alalım. Şimdi metin kırmaya devam edelim. Bütün jinhileri bitirdim. Şimdi de söz yüzüğünü alacağız. Yani bir tane yüzüğümüzü en azından bedava getirdik. Saat biraz geç. Normalde bu saatte yaptığım kararlar, aldığım kararlar genelde üzüyor, bakalım. Dediğimiz gibi harbiden üzdü. Hemen sıcağı sıcağına bir tane daha alalım. Bu sefer geçti.
Zararı ufaktan toplayalım diye şimdi iki tane de mat mitsi safir aldım. Bakalım. Bu biraz yakarsa üzebilir. Geçirdi Allah'tan. En azından zararımızı biraz topladık. Bir çılgınlık yaptık. Grana fiyatları biraz yükselmiş. 22 mona parlak aldım. Ter töre geçerse bütün zararı kurtarır. Hatta kâr da bırakıyor. Geçmezse bir günlük MDA hasılatımızı bırakıyoruz. Garibanın yüzü gülecek mi? Gülmedi. Harbiden temiz girdi. Yapacak bir şey yok artık. İki tane de antika işim aldık bakalım. Bugün bununla yüzümüz gülmüştü. Şimdi gülecek mi? Bunda da gülmedi. Direkt uyuma vaktimiz gelmiş demek ki. Artık hep simya denemeye başladığımız için insanın eli ayağı titriyor denemediği zaman. Her köye geldiğimde istemsizce camdan bir şey alıyorum. Şu an geçti ve sonrasında hemen durmamışım. Grenade almışım. Açık gözlülük böyle bir şey. Bu da yandı. Sonra dayanamadım. Bir tane daha grenade denedim başka bir zaman. Yandı. Üstüne bir tane gittim. O gecenin bilmem kaçı. Gittim bir tane parlak aldım. Bizim geçen gün elimizde kalan parlağın diğeriydi bu. Bunu da geçirdik. Satıldı. Sonrasında çok büyük bir karla satıldı. 35 onu anlaştım arkadaşlar. Şöyle bir kask aldım. 15 rüzgar, 20 şeytan, 20 ork. Rüzgar az olduğu için ormanda afallıyordum. Ve 30 ETR'si de var. Hiç yoktan Hydra'da da bir tık karakterimizi geliştirir. Tarafımıza hayırlı olsun. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere.